Profesör Doktor Naci Görür beklenen İstanbul depremi için korkulan senaryoyu açıkladı. Olası senaryoyu diyelim. Buna göre Marmara'da iki fay birden kırılırsa depremin büyüklüğü 7,5 ya da 7,6'yı bulabilir. İkisi birden kırılırsa işte 7,5'u 7,6'yı bulabilir. Deprem felaketinin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Profesör Doktor Naci Görür Marmara'daki iki faya işaret etti. Olası depremin büyüklüğünü açıkladı. Marmara'da deprem üretecek olan iki tane aktif fay kolu var. Bunlardan biri Adalar koludur. Yani bu yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda. Bu tamamen kırıldığı zaman altılar mertebesinde deprem üretir. Bir diğeri ise Kumburgaz fay koludur. Bu Yeşilköy açıklarından Silivri açıklarına kadar uzanır. Bu da 65 kilometre uzunluğundandır. Kırıldığı zaman bu da 7,2 minimum üretir. İkisi birden kırılırsa işte 7,5'u 7,6'yı bulabilir. Profesör Görür Anadolu yakasıyla Avrupa yakasını karşılaştırdı. İstanbul'da bu ilçe bazında sağlamlıktan söz ediyorsak, şimdi bir sefer Avrupa yakasında olan yerler genellikle göreceli olarak depremde daha zafiyeti olan yerler. Avrupa yakası deprem yönünde Asya yakasına göre daha sorumludur. Çünkü oradaki jeolojik formasyonlar daha gençtir ve zemin özellikleri bakımından daha zayıftır. Görür büyük depremlerin yeni depremleri tetikleyebileceğini belirtti. Kayseri, Sivas oralarda yani bir depremler olursa yani bizim için şaşırtıcı olmaz işte. Onu diyoruz yani o bölgelerde faylarda bir hareketlenme olabilir yani mümkündür.